Merhaba değerli Torbalı Ajans takipçileri. Güneşli bir günden hepinizi selamlıyoruz. Bugün yazı başındayız. Yazı başı insanlarına yazı başına ne ihtiyacı var? Yazı başına ne eksik? Klasik yaptığımız halkın sesi formatını devam ettiriyoruz. Bugün yazı başındayız. Başlıyoruz. Yazıbaşının neye ihtiyacı var? Aynen. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sosyal olması lazım. Hani Güzel. unutulmuş bir yer yani burası. Anladınız mı abi? Açabilirsen biraz Yani da. açabilirsek ne diyelim? Köyün gençleri olsun, yaşlıları olsun. Sosyal aktivite olarak ne yapıyorsunuz Sosyal yazıbaşında? aktivite olarak yazıbaşında sadece içmek var. Başka hiçbir şey yok. Çalışıyorsunuz. Ya evden çıkmayacaksın, ya köyü terk edeceksin, ya da içeceksin. Üç kural. Başka alternatif yok. Yazı başının başka alternatifi yok abi. Peki sen bir genç olarak var mı bir talebin? Bu olsa daha iyi olur dediğin. Ya bu olsa iyi olur dediğim, yazı başıya ilk önce belediye lazım. Önceden millet çoluğunu çocuğunu alıp gezebiliyordu. Şimdi sokaklar bomboş. Neden? İçmek çok olduğu için. Millet içiyor, yok ona sarıyor, yok buna sarıyor. Sosyal aktivite yok yani. Dediğim gibi ya evden çıkmayacaksın ya köyü terk edeceksin. Çıkanlar da rahat rahat gezemiyor sokaklarda Tabii diyorsun. ki. Tabii, aynen öyle. Bunu dikkate alacaklardır izleyenlere. Teşekkür ettim. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Yok. Yazıbaşı ile ilgili olur, kendinle ilgili olur. Anlatabilirsin. Kendimizle ilgili bir söyleyecek Varsa bir böyle şey dert yok. ettiğin bir Köyün sorun dert ilçemize ettiğimiz ilgili. sorun işte sadece içmek konusunda da olunca millet bütün işlerini şey yapıyor yani. Örtbas ediyor, görmezden geliyor. Yobazlık oluyor yani, öyle söyleyeyim. İlk önce dediğim gibi bundan 10 yıl öncesinde burada belediye varken belediye binamız burası. Yani ekin şenlikleri oluyordu. Ne bileyim 23 Nisan oluyordu burada. Şimdi hiçbir şey yok abi. Bu torbalıya Hiçbir şey yok. bağlandıktan sonra yazıbaşı düşmeye başladı yani her şeyden, öyle mi Aynen söylüyorsun? yani Torbalı ilçesinde unutulmuş bir yer burası yani. Gittiğimiz birçok yerde de bunu söylüyorlar ya. Evet. Anladım. Teşekkür ettim yorumların için. Var mı başka bir şey? Yani başka bir şey yok. Yurtta barış, dünyada barış. Cansın, teşekkür ettik Ya. aynı şekilde. Niye ihtiyacı yok ki? Mesela abi açarsan. Her şeye ihtiyacı var. Yazıbaşı AKP döneminde bir dönem adam AKP döneminde başkanlık yaptı. Bak yapılan yere. Ben yıllardan beri CHP'ye oy veriyorum ama bu saatten sonra vermeyeceğim. Neden? Hizmet yok. Biz ne için burada? Hizmet için buradayız. Hani hizmet? Yok. Herkes menfaatine koşuyor. Yani Yazıbaşı hizmet görmüyorum yani uzun görmüyor. zamandır. Hizmet görmüyor. Ben AKP'de gördüm bir hizmeti. Ben CHP'de hizmet görmedim. Ve bu saatten sonra da AKP'ye oy vereceğim. Vermem yani. Neden? Çünkü burada hizmet olmadıktan sonra biz burada niye yaşayalım? Haklısın abi, ben tamamıyla senin tarafındayım. Peki yazı başına ne olsa daha iyi olur sence? Var mı önerin, tavsiyen, Yapılacak talebin? olan projeler yapılmadı. Seçim yanaşıyor. Herkes geliyor bunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama yapılmıyor. Yine geliyorlar. Kazanıyorlar. Seçime yakın yine geliyorlar. Yok. Adaylar gelmeye başladı mı? Bugün yarın gelmeye başlarlar. Peki gelmeden önce ne söylemek istersin abi? Nasıl gelsinler? Nasıl gelsinler? Önce bize hizmet lazım. Gelsinler de verdikleri sözleri tutsunlar. Güzel. Sözlerini tutmuyorlar. Belediye dönemine geri O dönmez. O BD dönemi bitti. O zamanında olacaktı. Bu saatten sonra dönülmez. Yani kim gelecekse de hizmet yapsın. Yollar şey gibi, dağ yolu gibi. Hiçbir şey yok. Bize gelmesinler. Ne seçime gelsinler, ne oy istemeye gelsinler. Hiçbir şey. Bize selam bile vermesin. Bu Hiçbir şey. adayları söylüyorsun Adaylar değil da mi? gelmesin. Biz AKP'den memnunuz. Bir AKP geldi. O güzel bir işlem yaptı. Ondan sonra CHP geldi. Bir daha uğrayan yok. Şu yolların haline bak. Araba bir sene de arabaya alt takım yaptırıyoruz. Yazık, günah yani, ayıp. Vergisini alıyor, algısını alıyor. Hizmete gelince yok. Öyle Yani abi, hizmeti göremiyorsun. ben senin tarafındayım ve söylediğin her şeyle katılıyorum. Tarafsız şekilde var mı yazıbaşı ile ilgili söylemek istediğin başka bir şey? Yazıbaşı Sorun olarak. sorunu bitmez. İmar yok. Başlandırırsan imar İmar yok. yok, hiçbir şey yok. Alt takım yok, hiçbir şey yok yani. Altyapı çalışmaları yok, hiçbir şey yok. Ha geç. Daha dün ev yandı. Şuraya git. Hemen şu araya git. Elektrik kablosundan ev yandı. Ya bakım yok yani. Sokaklarda yani lambalar yanmıyor, hiçbir şey yok. Burada çadırlar yıkılıyor. Hiçbir şey yok. Sadece Tamamdır. CHP'den kurtulmaya çalışıyoruz biz. CHP gelmesin bu köye. Tamam abi. Yorumunu aldık, paylaşacağız. Hiç fark etmez. Var mı söylemek istediğin başka bir Canım şey? sağ ol. Teşekkür ederim. Yazıbaşı durumu iyi değil çocuğum. Belediyeler hiç çalışmıyor. Suriyeliler çıksa
bu Türkiye düzelir yani. Başka hiçbir şey değil. Yani bu Türkiye düzelir. Sadece Yazıbaşı değil. Yazıbaşı'nın ne ihtiyacı var diye? Yazıbaşı'nın en fazla arabaya ihtiyacı var. Arabaya? Evet. Ulaşımda problem var mı? Çok problem. Ne demek problem? Sana soralım abi. Yazıbaşı'nın ne ihtiyacı var? Güzel ya. Bak hava da güzel. Hava güzel. Gerçekten bugün güzel. Üşümüyoruz. Torbalı Ajans abi. Yerel bir kanalız. Ne isteyeyim başka ya? Güzel yani, mutluysan biz de mutluyuz. Mutluyuz. Tamamdır abi, teşekkür ederiz. Hasan'ın dedesiyim. Tamam. Aleyküm selam. Teşekkürler. Yazıbaşı'nın neye ihtiyacı var diye soru soruyoruz. Neyi yok ki? Ha işte bize onu söyle abi. Ne ihtiyacı var? Uğraşamadım. İş alışveriş yapacağım. Tamam. Hadi konuşalım. Her türlü ihtiyacı var. Her türlü ihtiyacı var. Mesela abi? Temizlik bakımından bilhassa bu mahalle yollarının bozukluğu. Hı. O doğalgaz döşendi, onlara asfalt atılmadı onlara. Yollar bozuk kaldı. Rongur gelip geçiyoruz yani. Şimdi zorlanıyor musun peki yollarda? Tabii zorlanıyorum tabii. Tamamdır abi, bunu özellikle belirteceğiz bu kısmı. Teşekkür ederiz konuştuğun için. Nasıl Yazıbaşı'nın durumu? Yazıbaşı'nın durumu iyi değil çocuğum. Belediye hiç çalışmıyor. Sinekten, derenin pisliğinden bıktık. Başka var mı bununla ilgili söylemek istediğin bir şey? Şikayetlerini aldık. Ha, var. Bak her tarafa doğalgaz kaldı. İki sokağa doğalgaz girmedi, yol yok diye. Senin sokak mı o? Evet. Morgül sokak. Tamam, buradan duydu zaten arkadaşlar. Var mı daha söylemek istediğin bir şey? Yok, başka söyleyecek bir şey. Teşekkür ettim abla yorumun için. Vallahi bilmeyiz yani, bu Yazıbaşı'nı bu abiye sor. Yazıbaşı'lı mısın abi sen? Buralı mısın? Evet. Yazıbaşı'ndan ne eksiktir? Yazıbaşı'nda şu anda sadece Suriyeliler çıksa her şey düzgün. Senin şikayetin Suriyelilerle. Suriyelilerle. Neden abi? Huzursuzluk mu yaratıyorlar? Huzursuzluk yaratıyorlar. İnsanlara huzursuzluk veriyorlar. Bu kadar basit. En basit örneği odur. Suriyeliler çıksa bu Türkiye düzelir yani. Başka hiçbir şey değil. Yani bu Türkiye düzelir. Sadece Yazıbaşı değil. Her taraf. Her taraf için geçerlidir bu. Çünkü bu bizim memleketimizdir. Evet. Bu bizim yerimizdir. Bizim toprağımızdır. Onların ne işi var bizde? Tamam. Açık net. Doğru mudur? Öyle biz aldık bu yorumunu, paylaşıyoruz. Evet. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Evet. Sadece bu Yazıbaşı'nda Suriyeliler çıksın, yeterlidir bizim için. Tamamdır. Aldık yorumunu. Evet, teşekkür ederiz. Türkiye geneli için konuşuyoruz. Yok, ben aldım yorumunu abi. Sen var mı Yazıbaşı ile ilgili söylemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim. İyi günler. Seçim zamanı gözüküyor herkes. O kadar. Bir tane adam seçiyoruz. Hangi adam gelip buralarda konuşma yapıyor? Nasılsınız diyor. Sadece biz geliyoruz. Millet olarak kabahat bizde. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz, o yüzden şey diyoruz artık. Senin parti şakşak, benim parti şakşak. Evet. Soru, kesinlikle dediğin gibi. Soru soran, cevap arayan birisi yok yani. İşte biz arıyoruz abi sadece halkın sesi olarak. Ne arıyor bu? Yani ben, biz vatandaş ne istiyor, ne diyor? Bu arada iyi de konuşabilirsin. Bana burada Yazıbaşı çok güzel de diyebilirsin. Çok kötü diyebilirsin. Ben ikisini de paylaşıyorum. Hiç umurumda değil yani hangi parti olduğu. Ben sadece halkın derdi, halkın derdini dert ettik biz kendimize. Senin yanında değilsiniz yani, değil mi? Öyle abi, tamamıyla tarafsız. Hayır. Bak biz iki arkadaş başladık bu işe, kendimiz yapıyoruz bu işi yani. Gene belediyelikler gelsin ya. Mahalle olur mu burası ya? Belediyeyken daha mı iyiydi burası abi? Daha iyiydi. Şimdi neden iyi değil peki abi? Yetişemiyor belediye her yere. Ta 10 kilometre ilerideki mahalle nasıl mahalle oluyor ki? Evet, 60 tane mahallesi var şu an Torbalı. Yetişebilir mi? Yetişemez. O yüzden. İhmal oluyor mahalleler. Koca köyü bir çavuşa bıraktılar, çavuşa. Çavuş geliyor arabayı oraya koyuyor, bir telefon gelse biniyor gidiyor. Ne yollar bakan var, ne sular patlıyor. Benim hastanede torun var. Onların bir şeyleri varmış. Böyle bir yazı yazdılar mı hemen o yetişip yapıyorlarmış onları. Şikayetçi CİMER'dir. İkisinden biridir. Onları gördü mü yazıyor, böyle şey de veriyor. Geliyorlar, yapıyorlar. Yani bir çavuş var. Çavuş da kıl bir adam. Yani bir şey konuşamazsın hiç. Peki Yazıbaşı insanı olarak sizin var mı tavsiyeniz bu düzensizliğe ya da şikayetlerinize? Var tabii, olmaz mı? Herkesin nedir çözümümüz? Ya doğru dürüst bir şey yapıldığı yok ki. Bir şey yapılmıyor. Ya bu 60 mahalleyi tek bir ilçeye bağlayarak yanlış yaptılar diyorsunuz hanım. Problem ya. Burada çok büyüdü. Yetişemiyor personel buraya. Ya yapılacak işleri yapamıyorsun ya. Gidiyorsun başka yerlere. Onlar oraya yapayım dediğin zaman 2 gün 3 günün geçiyor ya. Git gel.
Tekrar söyler misin? Yazıbaşı'nda hizmet yok. O kadar seçimler geldi geçti. Yazıbaşı yine aynı Yazıbaşı. Seçim geliyor tekrar. Gelsin, olacağı da yine aynı. Evet. Değişen bir şey olmaz. A, B, C partilerin hepsi gelecek buraya. Adayları ne diyeceksin? Onların yapacağı da o. A'sını da yapacağı, B'sini de yapacağı. Aynen abi. Hiçbirini tutmuyoruz bu arada. Hepsine karşı duruyoruz biz. Halkın yanında olarak. Öyle. Peki ne istiyorsunuz Yazıbaşı için? Abi biz şurada Torbalı'da en büyük vergiyi veren Torbalı kazası. Hı hı. Bu Yazıbaşı'ya hangi parti geçerse geçsin. Neye hizmet verilmiyor yani? Bak ayrancılar uçtu gitti, Yazıbaşı daha yerinde duruyor. Bu Yazıbaşı'nın suçu günahı ne? Ayrancılar da çok iyi durumda değil abi. Oraya da gittik çok şikayet ediyorlar. Yok orası uçtu gitti. Her şeyi yine tekmil yani. Kanalizasyon olsun şu bu olsun. Öyle evet, tabii Torbalı'dan sonraki en büyük bölüm o şu an ayrancılar yani. Bizim burada hiçbir hizmet yok. Evet. Ne kanalizasyonda hayır var. İşte yolları gezin görün ne yolunda hayır var. Hiçbir şeyin de hayır yok. Hani uzak bir mezrada kalmış, dağ dibinde kalmış bir köy konumu burası. Bereket versin şu sahipler Bozköy yolu var. O da olmasa buradan ne kuş uçar ne kervan geçer. Hepten yandık diyor. Yazıbaşı böyle Yazıbaşı yani. Tamamdır abi, yorumunu aldık, teşekkür ederiz. Sen ne düşünüyorsun aynısı abi? Aynısı abi, aynı. Dönürüz zaten biz, aynısı. Aynı sorunlar, aynı şeyler. Aynı sorunlar, ben de aynısını söyleyeceğim. Tamam, yiyelim içelim ama yediğimiz içtiğimiz yere bir hizmet verelim. Bu hizmet yok. Kesinlikle haklısın. Hizmet yok yani, görmedik. Herkes seçim üstü geliyor yani, bir şeyler söylemek istiyor. Hı hı. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Seçimler bitti mi kimse bir daha bir şey yapmıyor. A partisi, B partisi önemli değil. Ama öyle. Bizim hani, Türkiye'de hangi parti geçerse geçsin, senin adam benim adam, senin adam benim adam. 50 senedir böyle. Ben Buca eğitimden terkim. Buca eğitimden bıraktım. 50 senedir Yazıbaşı böyle ya. Teşekkür ettim abi yorumlarınız için. İsim ne diye Yaşar abi? Ulubey İlkokulu, orası yıkılması gerekiyormuş. Ne bir yaya geçidi var, ne set var, ne ışık var. Pazar günleri Yazıbaşı'nda su yok mu? Kesinlikle su yok. Aha konuşturun. Kaç kişiyi konuşturursanız konuşturun. Pazar günü su yok. Aşağı doğru okul yolu var, tamam mı? Öğrenciler geçiyor. Tamam. Set yapmışlardı, seti kaldırmışlar. Ne bir yaya geçidi var, ne set var, ne ışık var. Öğrenciler geçiyor oradan, Allah korusun arabalar hızlı geliyor. Çarpar marpar. Hangi okulu okulda belirtir misin? Neydi o? Şehit? Çağatay Erdinç. Necati Dinç. Necati Dinç. Şehit Necati Dinç. İlkokul mu orada? İlkokul, ilkokul. Öğrenciler geçiyor oradan. Şey yok. Set yaya geçidi yok, set yok. Yaya geçidi de yok. Arabalar hızlı geliyor. Allah korusun yani. Bir Allah şey korusun. Tamam, çocuklar. Özellikle bu da yani önemli bir durum, bunu da aldık. Çok teşekkür önemli ederiz. Hatta en önemli konum şu anda. Aynı fikirdeyim, gerçekten önemli. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ne abla? Pazar suyumuz yok. Ben çalışıyorum. Ne makine çalıştırabiliyorum. Ne elektrik var, ne su var. Ama faturaya gelince her şey var. Pazar günleri Yazıbaşı'nda su yok mu? Kesinlikle su yok. Aha konuşturun. Kaç kişiyi konuşturursanız konuşturun. Pazar günü su yok. Neden yok abla? Yani bir açıklama yapmadılar mı? Belediye bilecek bunu, ben nereden bileyim? Hayır, siz başvuru yapıp yok, açıklama alın. Açıklama yok. Kesiliyor. Açıklama yok. Çocuklara soralım. Çocuklar sizce Yazıbaşı nasıl? Kötü. Neden? Ulaşım yok. Dolmuş yok. Ayrancılara gitmek için iki araç kullanıyoruz. Kıç kadar yere töbe estağfurullah. Bir adım çok köpek var. Okula giderken biz korkudan gidiyoruz okula. Bu köpek konusu çok gündemde zaten bu aralar. Evet. Çok pitbull köpekleri var. En son yani okulda arkadaşımızın peşine takılıyor. Bizim peşimize takılıyor. Tamam abicim, bunu aldık. Önemli bu. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Okul sorunu da var. Bak okulu yapmamışlar. Neyle abi, sen anlat abi. Okul sorunu ne? Okul sorunu aşağı yukarı 4 ay 5 ay oldu. Tatile girmişti. Okulla ilgilenen olmadı. Ne oldu bu sene? Oldu? Çocuklar oradan aşağıdaki okula gidip geliyor. Yazın yapmadılar okulu. Okul döneminde çocukları transfer mi ettiler? Okulu yapmamışlar. Hangi okul abi, ismi verir misin okulda ilgili? İsim ne diye Yaşar abi? Ulubey İlkokulu, orası yıkılması gerekiyormuş. Şu anda Şehit Çağatay Necati İlkokulu'na gidiyoruz. Önce çocuklar, önce çocuklar. Nedir abi okulun problemi, sen de anlat. Çürükmüş, dayanıklıymış, yıktılar kaldı öyle. Tadilat yapılmadı, çocukları transfer ettiler. Yıkıldı, yıkıldı. Depremden dolayı yıkım kararı. Yıkılmadı, kaldı öyle. Öyle kaldı, çıkardılar çocukları. Bir açıklama geldi mi peki herhangi bir meclis? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Tamamdır. Okulun adı neydi? Tekrar söyler misin? Ulubey İlköğretim Okulu. Ulubey İlköğretim Okulu. Tamamdır abi. Not aldık, bunu belirteceğiz. Özellikle teşekkür ettim. Yazıyorum. Otobüs lazım. Ulaşım problem burada. Yani. Otobüs istiyorsun. Ya bu otobüs iki tane. Biri buradan kalkıyor, biri Torbalı'dan kalkıyor. Bir ek sefer daha olsa yeterli olur mu yani sence? Yeterli olur. Bir de ayrancıları. Burada araba lazım. Ayrancılara gidiyoruz. İki vesait. İki neden vesait? İki vesait? Nasıl oluyor? Anlatır mısın? Buradan yola iniyoruz otobüste. Tamam. Yoldan tekrar biniyoruz.
Buradan ana yol, ana yoldan tekrar Ayrancılar. Bir de geliyoruz 50 lira. Bu çünkü duydum, birkaç kişiden var mı başka söylemek istediğim bir şey? Yok, sağ ol. Teşekkür ederiz. Bu ana yol problem.